Evet YouTube ailem, bugün ne yapıyoruz? Bugün çok mutluyum. Niye? İki tane arkadaşım geldi. Birisi benim eski öğrencim. Adı Osman. Öksüzlerden Osman. Bir de bilgisayar bölümü mezunu. Bir de Adana'dan gelen arkadaşım deyip hemen onlara doğru kamerayı çeviriyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi Allah'a şükür hocam, sizi sormalı. Teşekkür ederim. Bir de birkaç haftadır bekliyorum. Adana'dan Ahmet Yılmaz kardeşim. Hem benim sosyal medya konusunda danışmanım, hem de sağ olsun bana güvercinlerle ilgili bilgi verecek. Bu görmüş olduğumuz uçumcuları ayırmaya başlayacağız. Ondan sonra da bayağı bir seyrelttikten sonra güzel bir ortam yapacağız kendileriyle. Öncelikle kuşlar hakkında ne düşünüyorsun? Hocam içinde dişiler çok fazla ve sizin için yem olarak yani vermenizi düşmeyen kuşlar var mesela. Yem hak etmeyen kuşlar var. Şu an malum yemler de çok pahalı. 7 lira. Aynen 7 lira yani. İçinde de size yakışacak tarzda kuşları bırakacağız. Gerisini eleyeceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Sence nasıl? Bence arkadaşın dediği gibi ya, aşırı derece fazla. Hani buradan belki 10 ya da 20 tane kuş çıkar ya da çıkmaz. Daha yok yok. 30 tane kuşum var. Bunlardan 10 tane mi kalır? Bence de yani 10 tane ancak kalır diye düşünüyorum. Onu bile zorlarız hani belki. Siz istiyorsunuz diye. Yok hani ya. Bana kalsa şu baştan kara olsun. Birkaç tane hünkârı o mavi olmanda. Evet. Bir iki tane daha var onun dışında. Kara gümüşler var mesela hocam. Onlar kalacak mesela. Örnek vereyim. Hünkariler fena değil yani. Onlar da kalır. Hünkariler kalsın. Aynen. Çıbıklı göğü olanla. Evet. Şu üstteki. Evet. Evet. Baştan kara hocam. Baştan kara kalsın. Evet. Evet. Kara gümüşler. Bir tanesi bozuk ama yine de kalabilir o. Evet. Şu mesela kırmızı bulamaz. Şu görmüş olduğun şey var ya. Göstereyim sana. Şu. Biraz bir bu baştan kara kırmaz. Bunu bu şey da, şey işte Ertuğrul hocamın hediyesi. O yüzden o kalmak zorunda. Kalsın o zaman. Evet, aynen öyle. Altındaki bir muhalemes dediğimiz var. Evet. Dişi ama yine de kalsın yani. Evet, fena bir kuş evet. Değil. Biz çiftleri şey yaparız. Aşağıda bir sarılacak ölü beyaz var. Şu. Evet. Evet. O da fena değil, güzel hocam. Anladım. Bir de şu göğ melike alacası dediğimiz yani göğ melike dediğimiz. Bu da kalabilir. Anladım. Gerisi hep sıradakiler çıkacak hocam. Yani güllümüzü ya. Unutmayalım. Hangi bir de güllümüz var, kırmızı güllümüz. Şu, evet, evet. Şey, şu gördüğün var ya, uçumcu bizim... Bango mu? Bango şeyin hediyesi, İbrahim Gedi'nin hediyesi. Kendi yavrularındandır büyük ihtimal hocam. O da kalacak İbrahim hocam. Uçumculardan. Bu çok ciddi, güzel uçuyor ama öbürü biraz benim oğlan Epe gibi. Ders çalışma konusunda ne kadar zorlarsam zorlayayım yok. Şimdi mesele şu, zaten bangolar az yer çok uçarlar hocam. Bu çok iyi az uçuyor ama. Aynen böyle var ya, pistonu bozulmuş otomobil gibi. Ya sizin için manevi değeri olan kuşlar zaten kalır. Onları gönderemezsiniz. Yani gönlünüz razı olmaz. Onun haricindekilerin hepsini çıkartırız hocam. Evet. Hünkârları görüyorum, kırlangıç gibi duvara da yapışıyor. Hünkârlar zaten eski Osmanlı devrinden beri beslenen bir kuş ülke. Bizim evet. Osmanlı'da fazla beslenmiyor ama dışarıda Bursa'da, İzmir'de çok beslenen bir kuş. Evet. Ben o yüzden bunları bir bölük olarak yapmak istiyorum. İnşallah. Gençlere teşekkür ediyorum. Geldiler sağ olsunlar. Şimdi aynı zamanda arkadaşlar bugünkü sürpriz olarak sağ olsun bana şurada gördüğünüz gibi kutunun içerisinde hediyesini getirdi. Şöyle açalım bir bakalım, inceleyelim. Şöyle bakalım. Bunun cinsini en azından söyleyelim arkadaşlara. Gögümüş. Sizdeki olan kara gümüşlerin farklı bir renk ırkı. Evet. Gözünün beyaz olması önemli. Bir de tabii ki rengi. Evet. En önemlisi. Tüyleri açık buz mavisi olacak. Koyu renkli mavisi. Olanlar fazla evet. Sevilmez yani. Çubuklarına bakalım. Çubukları da şöyle göstereyim. Evet, çok güzel. Renkleri çok güzel. Kuyruğu da beyaz. Beyaz, aynen. Evet. Ahmet'in dediğine göre bakımı da güzelmiş. Güzel. Beslenmesi tosuncuk, çiğ köftelik gibi duruyor. Ama bunun gerdanı var gibi. Böyle Adanalı gerdanı gibi maşallah. Şu gözünün kenarlarındakinden mi bahsediyorsun? Şu alttaki boynu şöyle. Boynunun böyle sakıklığı var ya. Yok hocam. Evet. O bıdık deriz biz. bıdık deriz aynen. Burada bıdıklı kuş. Evet. Yok. Evet. Biraz şu göğalaca da var bakın. Çok evet, açık yolunda evet, var. Evet. O da benzemiş de herhalde bayağı bir kırılmış gibi duruyor. Ona ya göre şu an zaten kırıyorlar hocam. Sürekli kırıyorlar. Niye yani. Kırıyorlar? Ya farklı cinslerde kuşlar almaya çalışıyorlar. İşte ortaya o arada, çıkan kuşlar da. Orada saf kanlarını bozuyor. Aynen öyle. Biz de elimizden geldiğince saf yapmaya çalışacağız. Şimdi
burayı uçumcu olarak yaptık, bu kümesi. Uçum ama kümesi. Uçum yan taraf olması gerekiyormuş. Burası evet. Burası böyle eşleme olması gerekiyormuş kuşların dışarıya çıktığı zaman. Şimdi özel olarak orada şunu belli etmişler. Çiftli kuş fazla dışarı çıkarılmaz yan uçurmak için. Evet. Sizin bu kenarda işte telli yeriniz var diye işte o anlamda düşünmüşlerdi. Çiftli kuş güneşlenir geriye yavrusu. Evet aynen öyle, aynen öyle. Mantıklı olan da o zaten hocam. Anladım. O zaman arkadaşlar seyretmeye başlayalım. Ahmet kardeşim ortak kararla bir şeyler yapacağız. Başka şansımız yok. Çünkü hem yem maliyetleri hem benim de ciddi bir safkana dönmem gerekiyor. Siz zaten hocam hobi olarak yapıyorsunuz bu işi. Aynen öyle. Çevremizdeki çoğu insan onu ticaret anlamda yapıyor. Şimdi hobi olarak yapan insanla belli bir süreden sonra ticaret olarak da kendini yani kullanabilirsiniz yani hocam. Bundan para kazanıp da yeminin ücretsiz elde edebilirsiniz mesela. Zaten tek düşüncem o, emin olun, yeminden başka bir şey istemiyorum. Çünkü belli bir süre sonra hani ilk başlarda sorun değil ama belli bir süreden sonra zorlaşmaya başlıyor. Kuşlarınız hani, kalabalıklaşıyor. Kalabalıklaştı. Ben normalde 5 ya da 10 tane kuş bakıyordum. Bir ara bir baktım 100 olmuş. Oo. 100 tane kuş var. Onu yaparız. Ayağında boncuklar var. Boncuk. Gereken taktım ki güzel gözüksün diye. Vallahi dur incitme incitme. Evet. Kuzu artık bundan sonra ailedensin. Değil mi? Bak bunlar bir tane dişi var. Çok güzel çalışıyor. Bunun bir tane dişi yok mu? Baksana içinde. Bak, burada, burada var. Burada. Şu kümeste yok şu an. Yan o zaman arkadaşlar hemen buradan biz yan kümese doğru, yan komşuya doğru gidelim. Biraz sonra da seyretmeye başlayalım. Olur mu? Dostlar bizim beyaz ameliyatlı, rahatsız, huzursuz. Onu rahatlatmak için birazcık kameraya ara vermiştik. Şimdi Ahmet kardeşimizin bize geçen günkü videoda göndermiş olduğu hediyedeki rakkasımızı görüyorsunuz. Cin kepezli. Cin kepezli bunu nereden öğrendim? Tabii ki Osman'dan öğrendim. Niye cin kepezli diyoruz? Cin kepezli ne demek? Hocam kepezi ince ve uzun çıkıyor. Geniş çıkmıyor yani. Anladım. Genişleri normal kepezli. Ama bu şekilde sivri bir şekilde çıkanlara ise cin kepezli deniyor. Hiç bak uçmayan İbrahim hocamın zorladığım benim oğlanın ders çalışma sistemi gibi olan bangosu. Bak gördünüz göğ bangosunu görüyorsunuz. Seni gidi çakal tatlı şey. Bu manevi ağırlığı çok yüksek olduğu için burada kalacak. Ama aynı zamanda arkadaşlar bizim bu gördüğünüz gibi cin kepezli rakkasımızın erkeği olduğunu düşünüyorum. Sırtındaki kepezden beline kadar olarak giden şeye de resmen bildiğiniz at yelesi gibi. Bunun biraz yıpranmış tüyleri. Yok bayağı şey olarak da bak dikkat edin böyle yan vere vere gidiyor. Bu görüntüsüyle Tempra CX-AK gibi. Şöyle bak bak. Şöyle. Evet arkadaşlar görüntüsünün güzelliğini görüyor musunuz? Büyük ihtimalle ben bunu çoğaltmak istiyorum. Ama umarım hastalanmadan besleyebiliriz. Yalnız kuyruğuna dikkat edersen arkaya doğru dönmüş. Niye öyle? Bir tarafı yıpranmış işte hocam. Sol tarafı biraz kuyruklar eksik oradan. O yüzden ha, öyle mi? Yoksa aynen. Normalde çok da güzel gözükecek. Evet evet. Kuyruğum burada var mı? Senin getirdiğin o göl gümüş şey pardon. Burada da yok. Göl çıbıklıya uyan yok mu? Yok. İbrahim Hoca da vardı ondan. İbrahim Hoca. Ayarlarım duydum. Ben onu da ayarlarım. Yani. Yok. Ya gelmiş olman yeter bana. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde bana çiftli olabilecek varsa yapalım. Burada da yapma bak iki tanesi bak şurada bir tane ezirganlı mı diyoruz biz buna? Evet posta. Ezirganlı posta bak bir tane burada var bir tane orada var. Onlar birbirine uymaz mı? Posta yapmak istiyor musunuz ama o var işte. Vallahi çok zor bir soru çalışmadığım yerden sordum. Evet hocam. Şimdi artık nasıl yaparız bilmiyorum. Mesela şurada bir sarı var bakın hocam. Yan evet. Kümesteki sarılacıyla kuyruğu beyazlı olabilir. Ama işte önemli olan bir kısımdan nesli. Aynen. Kuyruğundan soku var ama beyazdır inşallah. İnşallah. Onda bu çifte gider. Evet. Yok kardeş biz tam gidecek. Mesela şu ispir mi ezirganlı mı o? Şu. Ezirganlı. O da. Çakmaklı posta dediğimiz. Çakmaklı posta. Aynen. Anladım. Bu. Başka böyle hani gözünüzün kestiği çiftli var mı? Bir şurada bak kırmızı alaca var hocam. Onunla evet. Da şu gider. Kırmızı alaca. Şu. Şununla. Evet. Bir şu. De şu. Aynı. Allah Allah niye öyle? İkisi de aynı ırk. Öyle kırmızı mi? Alaca aynı. Anladım. Şimdi. Ama bu dişi çıkabilir belki. Zaten. Dikkat edin hocam. Evet. Nereye gitti o?
şöyle bir bakalım bunlardan işe yarar, yaramazlar. İçinden seçeceğiz işte. Evet. Ben evet ne Allah köpek lan köpek geldi zannettim ha. Evet. Osman'ın bize tavsiyesi var. Şimdi burası orta kümesi olduğu için buraya uçum kümesi yapacağız. Diğer taraftaki duvarın üzerindeki kazıklar yani kuşların konulu evet. Kazıklar buraya gelecek hocam. Buradakiler de diğer tarafa gidecek. Yani sandıklar, çiftli sandıkları diğer tarafa gidecek. Çünkü yarın bir gün yavru çıktığı zaman veya yumurta olduğu zaman çiftli kuşlar dışarıda dolaşmayacak. Oradan telli yere çıkacak. Telli yerden tekrardan yumurtasının üzerine gelir. Burayı o zaman ikiye bölüp de değerlendirsek çünkü burası çok büyük bir yer ya. Uçumcular evet, için hani yarısı yetmez mi? Yani yarısı dar olur hocam. Dar mı olur? Evet, uçum o zaman burası geniş kalsa sence sen ne düşünüyorsun? İyi olur ya geniş kalması daha iyi. Anladım. Dar olursa hastalık daha çabuk şey oluyor. Anladım. Herkes geniş olması daha iyi hocam. Anladım. Herkes buranın beton olmasını istiyorsa sizce? Toprak olması daha faydalı. Evet. Beton zararlı yani hocam. Şimdi bir kuşun toprakla kalmasıyla betonla kalması çok farklı bir şey yani. Belki anladım. Onu biz sezemeyiz ama toprak her zaman daha faydalıdır. Anladım. Fare falan yok burada değil mi hocam? Küçük fındık fareleri var. Onlardan zarar gelmez. Yok. Yani büyük cardın dediğim büyük farelerden yoksa hiçbir şey olmaz burada. Yok. Ama çok yazın tek sorun hani burası tarla kesim olduğu için biraz evet. Yılanla sorun yaşayabilirsiniz. Anladım. O biraz problem. Onu da çevreye kükürt dökerek önleyebilirsiniz. Şu profilin arkasına bak boynu yıldır yıldır eden Nokia. Mor posta. O nasıl idare etmez mi? Yok mu? Evet ya bak ikisi birbirine ya, çok benziyor. Yok hocam dedi. Biri çakmaklı yani çit edip de posta yavrular alabilirsiniz. Olabilir evet. Aslında. Biz yükte hafif pahada ağır satabileceğimiz. Onlar olmaz o zaman. Burada o olmaz mı? Olmaz tamam, yani. Tamam hocam. Şu yandaki şey şu bir tane var ya mülevans tiplemesi. Bak. Orans keşbir dedikleri. Orans keşbir. Kırmızı doğru. Keşbir. Bir o mülemas, mesela diğer taraftaki mülemas da çite vurulur. Bu. Anladım. Valla erkek yani. Herhalde. Erkek evet hocam. Benden mi korkuyor titriyor öyle? Yok lütfen hocam. Lütfen korkmasın ya. Hah şunu diyordun sen. O, şu ikisi olmaz mı bak? Olabilir hocam. Şimdi bak öndeki Macar. Bunun maddi mi? Manevi değeri 50 lira mesela. Anladım. Orans keşbiri 30 evet. Liraya 40 liraya satabilirsiniz. Örnek görelim. Kırmızı alaca var mesela bak. Dişi o. Şu arkadaki. Aynen morun hemen arkasındaki dişi. Evet. Onun maddi değeri normal. Ha o kadar aşırı derecede maddi değeri yüksek olacak. Yoğalanla çubuklu. Bir de baştan kara. 150 lira eder örnek veriyorum. Tamam. O zaman biz yüzden aşağısını bırakalım. Yani yüzden aşağısını yem yedirdiğimize değsin diyelim. Anladım. Yemi yedirdiğimize değecek kuşları bırakalım burada. Anladım. Evet ikinci görüş. İkinci görüş arkadaşa katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hemen burayı kaldıralım, kutuyu getirelim, dolduralım abi şimdiden. İşte bu, bana bu öyle lazım. Yani benim direkt zamana karşı yarışıyoruz ya. Aynen. Şimdi o zaman gördükçe moralim bozuluyor çünkü. Vallahi gerçekten zorlanıyorum. Anlamaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum ama belli bir yaştan sonra hani çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın diyorsun. Ben sonradan başladığım için sorun yaşıyorum. Şu niye sepet kuyruk niye öyle çekti kendine? Üşüyor mu? Biraz keyifsiz olabilir. Aman ha keyifsiz kalmasın ha. Moralim bozulur benim. Ne yapıyoruz şimdi? En şu an boğazında mantar falan var mı diye bakıyoruz hocam. Var mı? Yok şu an temiz. Evet Doktor Osman 2 dakikada veteriner hekimimiz. Bunu da uçurun. Bu uçmaz. Bu, uçar uçar. Siz uçurursunuz. Uçar. Ne? Şey uçurursunuz. Ya bu ara, geniş. Bu ara herkes bir şey beni uçuruyor zannediyor. Eskiden drone'la uçak uçuruyor. Hatırlıyor musun lisede? Evet hatırlıyorum hocam. Ya düşünsene kaç mezunusun sen? Ben 2016. 2016. Ben kaç yılında uçak uçuyordum düşünsene. Vay be. Ben evet. Hepsini hatırlıyorum. Zamanında drone'ları falan uçak uçurduğunuzu hatırlıyorum geniş arazide. Pişman oldum ama yapacak. Çünkü boşu ya. Boşuna ne uğraşacakmışım. İşte her şey şimdi zamanla olur hocam. Aynen öyle. Hiçbir şey birdenbire olmuyor. O kadar benimle dalga geçtiler. Şimdi SİHA İHA'yla övünüyoruz mesela. Evet. Ops. Yerim seni. Tünyuma. Sıpa. Dişisini yanına bırakalım. Yan yana koydun mu var ya. Heh. Dişisi olduğuna emin miyiz? Gerçekten dişi mi erkek mi sizce? Yok bu dişi bu erkek. Yani belli ediyorlar zaten. Ama baksana ya çiçek tarlası gibi tipleri var ya. Şimdi bir kuşun dişi olup olmadığını da şu şekilde anlayabilirsiniz. Bakın erkeğin kafası biraz daha kalın. Evet. Dişininki ince kibar. Evet.
bundan anlayabilirsiniz. Normalde işte kanatlarının sivri olmasından, evet, işte yuvarlak olmasından anlayanlar var. Gözünden, kafasından. Peki tüylerinin uçlarının böyle yıpranmış gibi olması onların özelliği mi? Bu özelliği tabii ki. Hmm, anladım. Sanki uçları bağlanmış gibi tüylerinin. Onlar biraz böyle daha dağınık duruyorlar. Birbirine yapışık değiller. Anladım. Evet dostlar, kuş kalmadı. Ben güya bu kadar da acımasız olabileceklerini düşünmüyordum. Bakın bunların hepsi teker teker seçildi. Hani hala da seçiliyor. Hala da seçiliyor arkadaşlar. Ezirganlı mezirganlı, ne yapacağız, bunları satacağız mı? Hediye mi edeceğiz yoksa? Arkadaşlar. Vallahi hocam o sizin gönlünüze kalmış. Evet. Bunu İbrahim Hoca hediye etmiş. Evet. İbrahim Hocam, senin kuşa dokunamıyorlar. Görüyorsun değil mi? Seviliyorsun yani. Bu ne? Onunla mı atıyorsun? Kırma hocam çoğu. Yani evet. Postayla herhangi bir alakaları yok. Anladım. Yapma ya. Bir şey kalmadı geriye. Altta bir tane mor var, safat. Ah. Heh. Mor. Bunu da kırmışlar. Evet. Nasıl anladın? En azından bir söyle de. Belli direkt burnundan, şey kafasından. Takımınızdan mı sizin için? He? Takım. Takımımız olmasa da alırım ya. İş yaparım. Almaklarsa bu şekilde biriktirebiliriz yani, çıkartabiliriz. Şunların çoğunda var, onları çıkartalım. Ama acıtmıyorsun değil mi? Yok hocam yok. Bak nasıl bak. Takımı da çıkartmanın bir yöntemi var şu şekilde. Parmağını geriye attın. Çektiğin an çıkıyor. İlk önce baş parmak dediğimiz yani o fazladan tekli ayrık duran parmağını. Evet. Sonra da kendiliğinde çıkıyor zaten. Takarken de öyle değil mi? Takarken de öyle yapabiliyorsunuz. Şimdi hep kuşlar bir dişi bir erkek değil mi? Videoda da gösteriyor. He o işte onlar. Hangisi? Bunlar. Onun bir tane erkek, diğer tarafta dişisi var galiba. Uçan var. Bu kuş nasıl erkek ya? Hocam bak bu kuş. Sen de ona. Bu kuş ne? Kuyruğu beyazmış, mor. Mor posta. İyi yani. Yani o kadar iyi değil ama iyi yani sonuçta. Kanadını çekmişti. Bu kuş kalabilir ya. Kalsın. Tamam. Erkek. Uçan işte uçan kuşların içinde. Erkek mi o? Evet. Tamam. Buyurun, şimdi. Bak. Evet. Dişi ya. Dişi mi erkek? Dişi ya. Bu da dişi. Ben dedim mi kuşlardan biri dişi. Evet. Bu erkek ya. Erkek mi dişi mi? Bu kuş erkek. Evet. Arkadaşlar bu konuda birbirine karşı muhalifler. Bakalım hangisi tutarsa. Şimdi bu Serkan'ımın bana gönderdiği, arkada da reklam, sabit bims. Reklamını da gösteriyor. Ya videoda da gördüm. Acaba dedim. Bırak yanına. Adam mı ya? Bu erkek. Bak, erkek bu diyor. Erkek yüzü yüzü bu kuş. Evet. Su daha çekiyor o kuşun. Evet. Aynı. Bu kuş dişi ya. Dişi mi? Ya önemli değil. Bakalım. Belli olur. Şu erkek de. O kesin erkek. Bunun erkek olup olmadığı. Bağdadı kırması. Evet. Bağdadi kırması mı? Evet. Son sözü ben yine de Osman'a vereyim. Hocam teşekkür ederiz. Kuşlarınızı seçtirdiğiniz için. Her insan yapmaz yani, kuşların içinden kuş seçtirmez. Ama siz bizi kırmadınız. Biz de size bu saatten sonra yani zaten ben Osman'dayım. Şimdi yine destek olacağım size her türlü. Yardım konusunda da ilerleyen videolarda görüşürüz inşallah hocam. Sen de kapanış yap. Ben de kapanış yapayım. Ağam ne derse o olur. Benim onun lafının üstüne laf söylemem. Evet. Gerçekten güzel oldu ya. Ben o kadar uzun yolu kimse için gelmem. Sizin için geldim. Yardımcı olmak için geldim. Çok şükür şimdi de gideceğim. Evet. Hanım evden arıyor. Hemen gel. O zaman ne mecbur diyoruz? Mecbur gideceğim inşallah. Kanalına abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.